Evet sevgili izleyiciler, tekrar merhaba. Bir yeni programla sizin önünüzdeyiz. Gerçekten çok derin hasarlar bırakan yalan konusunda, bu konuda da biz gerçekten hayallerimizin hayalde kaldığını, yaşamımıza geçmediğini görüyoruz. Onun için bugün Hayalde Kalan Yaşam adlı programda yalan üzerinde duracağız. Ben ve Ali kardeşim de birlikte. Çünkü gerçekten toplumu güvensiz bir şekilde etkileyen, aileyi yıkan etkenlerden bir tanesi de ne yazık ki küçük, belki 4-5 harften oluşan bu kelimedir. Yalan. Evet Ali kardeşim, herkesin aslında hemen hemen herkesin söylediği küçük veya büyük yalanlar vardır. Ama bunların etkisini bilmeden ağzımızdan çıkarıyoruz. Evet. Öyle öğreniyoruz. Hani bazı yalanlar var. Evet. Bunların gerekçeleri var. Ve bunlar eğer doğru gerekçelerle yalan söylüyorsak, sonuçta eğer bir şey kazanıyorsak, o zaman evet, yalan söylemekten çekinmiyoruz, yalan söylüyoruz. Küçüklükten itibaren böyle öğrendik. Öğretmenlerimize yalan söyledik ödevlerimiz konusunda, ben hatırlıyorum. Evet, evet, evet. Anne babamıza cezalandırılma konusunda yalan söyledik. Arkadaşlarımıza yaşadığımız olaylar konusunda yalan söyledik. Çocukluktan itibaren bunu yaptık. Kimse bizi yakalamadı ya da yakalansak bile hak ettiğimiz şekilde cezalandırılmadık. Ama şimdi görüyorum net bir şekilde. Yalan sadece bireylerin sorunu değil, toplumun sorunu. Evet. Çünkü bir toplum, toplumu etkileyecek derecede güçlü bir şey yalan. İnsanlar yalana inanmaya başladıklarında, yalan söylediğinde ve yalana inanmaya başladıklarında bütün toplum gerçekten uzak bir hayat yaşıyor ne yazık ki. Bir de küçük yalanlar, biz sanıyoruz ki mahsuma nedir, ama ondan sonra o küçük yalanı kapatmak için arkasından daha büyük yalan bir yalan. Yalanı doğurur. Evet, daha da katlayarak gider ve o zaman acayip bir şekilde güvensizlik yaratır. Her konuda, mesela maddi olsun veya normal insan alışkanlık haline getirdiğinde, hiç sıkışmadan da bu sefer yalan söylemeye başlıyor. Espri olsun diye yalan söylüyor, şaka olsun veyahut biri işte nereye gidiyorsun, işte yalan söylüyor. Halbuki doğruyu söylese veyahut bazen adamı telefonla arıyor, çok ilginçtir. İşte bizim bir hikaye anlatayım. Bizim bizim gençlerin önderi, gençlere diyor ki bugün Batman'ın biraz yakınlarında bir kaplıca var. Hı hı. Kaplıca harika bir yer. Şimdi gençlere diyor hadi gidelim. Gençlerden bir tanesi de yanında bir arkadaşını getiriyor. Şimdi ismi de Süleyman. Süleyman'da bir mahsur yok. Şimdi getiriyorlar. İşte orada arkadaşlarla bir sıcak ilişki kuruyor. Yola devam ediyorlar. Ama şimdi bu çocuk tabii ki cemaatin içerisinde değil. Onun için babası bunu Batman'dayken arıyor. Diyor oğlum sen neredesin? Ne yapıyorsun lan? Diyor bu saate kadar eve gelmedin. Saat 3 civarlarında. Diyor baba biz inan şeydeyiz. Bizde Diyarbakır'da park ormanı var. Park ormanında geziyoruz. Lan diyor hayvan diyor bu yağışta ne işin var diyor. Meğerse Batman güneşli ama Diyarbakır yağışlıymış. Diyor baba yok yok biz şimdi zaten yağmur altından geçiyoruz. Yani demek istediğim yalan söylediğinde kesinlikle bir kurtuluş yolu yok. Yani bir çıkış yolu yok. Onun için hemen yakalanabiliyorsun bir de. Basit basit şeyler böyle. Yani onlar evet, bize basit görünüyor. Evet. Ve ufak tefek şeyler. Evet dememiz gerekirken hayır demek. Evet. Var derken yok demek ya da yok derken var demememiz. Bunların hepsi bizi sorunlardan kurtarıyor. Evet. Küçük çapta sorunlardan kurtarıyor. Ve stresten kurtuluyoruz. Üzerimize baskı yapılmıyor. Çeşitli gerekçeleri var ama yalanda görmemiz gereken en önemli unsurlar bu gibi şeylerde yani yalan gibi zina konusu gibi ne kadar ufak bile görünseler Tanrı'nın isteğinin dışına çıktığımızda, yasanın dışına çıktığımızda ne kadar ufak olurlarsa olsunlar bizi ruhsal olarak kötü şekilde etkileyecekler. Kesinlikle. İzleyicilerimize ümit ediyorum ki izleyicilerimizin gözlerini bu konuda açabiliriz. Ne kadar basit görünürse görünsün, ne kadar önemsiz görünürse görünsün,
Çocuklarımız küçük yalanlar söylediklerinde ne kadar biz onlara anlayışla ve sevgiyle yaklaşalım ve gülerek geçelim, üstünde durmadan geçelim. Bunun mutlaka ve mutlaka ruhsal olarak onlara bir etkisi olacaktır. Onlara bir şekilde zarar verecektir. Kesinlikle. O zaman önemli olan bizim izleyicilerimize vermek çalıştığımız mesaj, bunlara sahip çıkmak, bunları kontrol altına almak ve bu konularda değişmek. Benim gördüğüm şey, az önce senin örneğin bence buna çok canlı bir örnek. Bazı insanlar, karşısındaki insan neyi duymak istiyorsa, ne onlara onların gözünde doğru olacağına inanıyorlarsa onun yalanını söylüyorlar. Evet, evet, evet. Ağızlarından çıkan her şey karşıdaki insanın gönlünü ferah tutması, arada sinirin, gerginliğinin olmaması ile ilgili. Bazen de fark ediyorum, insanlar da bunu yapmalarının hiçbir gerekçeleri yok. Yok. Karşıdaki adam sinirlenmeyecek, öfkelenmeyecek. Yani bu onu hayal kırıklığına uğratmayacak. Yani o karşıdakini zor durumda bırakan bir şey değil. Ama yine de insanlar yalan söylemeyi tercih ediyorlar. O zaman fark ediyorum ki yalan bazı insanlar için bir alışkanlık haline gelmiş artık. Evet, evet, evet. Şimdi ilk etapta belki çıkış yolu olarak görebilir. Belki karlı bir şey olduğunu görebilir. Ama belki o insanın hiçbir zaman bunu anlayacağı bir durum da olmayacaktır. Ama bu insanı kirleten bir şeydir. Yani kazançlı bir şey değildir. Çıkış yolunu kesinlikle değildir. Gerçeği söylediğin zaman belki kesinlikle acı çekebilirsin, bedelini ödersin. Ama yalan söylediğinde çok daha büyük bir bedel ödüyorsun. Yani bu Allah'ın kendisinin söylediği sözlerde şunu söylüyor. Hı hı. Leviler 6:2'den 7'ye kadar diyor, eğer biri günah işler, günahtır, evet, diyor. Günah işler, Rabbe ihanet eder. Rabbe ihanet etmek de aynı kelimeyi kullanıyor. Kendisine emanet edilen, rehin bırakılan ya da çalıntı bir mal konusunda komşusunu aldatır. Yalan, aldatma. Ya da ona haksızlık ederse, kayıp bir eşya bulup yalan söylerse, yalan yere ant içerse, yani insanların işleyebileceği bu suçlardan birini işlerse, günah işlemiş olur ve suçlu sayılır. Çaldığı ya da haksızlıkla ele geçirdiği şeyi, kendisine emanet edilen ya da bulduğu kayıp eşyayı ya da hakkında yalan yere ant içtiği şeyi üzerine beşte birini de ekleyerek suç sunusu getirdiği gün sahibine geri vermeli, telafi edecek. Kesinlikle günahını kabul etmesi lazım. Rabbe suç sunusu olarak kahine belli değeri olan kusursuz bir koç getirmeli. Kahin Rabbin huzurunda onun günahını bağışlatacak. İşte de suç ne olursa olsun kişi bağışlanacaktır. Şimdi yani bir bedel vardır. Evet. Yani kesinlikle sen çaldığının kesinlikle üstüne koyup geri vereceksin. Yani bir insan nasıl olsa ben işte bundan dolayı tövbe ederim, İşte bunu yaparsam bunun yolu da budur derse, ya da karşımızdaki insan anlamaz bunu derse, evet, çakmaz bunu, fark etmez derse. Evet, bu kesinlikle çıkış yolu değildir. Yani Allah'ın kendisinin gözünde hiçbir şey kaybolmaz. Bunun hesabı sorulacaktır. Ama bu hesap tamam sorulacak. Belki bugün bir laf var ya, ya işte adam diyor ki eşeğini kurt yemiş. Hı hı. Bir komşusu da ona demiş ki ya Allah kurda koymaz. Diyor ben eşekten olduktan sonra kurda koysa ne olur, koymasa da. Ama kesinlikle böyle değildir. Yani kesinlikle bu dünyada çalınan kişi, gerçekten eşyası çalınan kişi eğer Rabbin önünde her şeyi Rabbe teslim ederse, onu bağışlarsa, çalan kişiyi bilsin bilmesin hiç önemli değil. Onu Rab bereketleyecektir. Ama çalan kişiye de kesinlikle bu dünyada kısır bir hayat ihsan edecektir. Ama bunun yolu kesinlikle gittiğimiz yoldan geri dönmek, tövbe etmek, terapisini, evet, getirip af bu dilemektir. Bu en önemli olan şey. Fark etmeliyiz ki Tanrı'nın gözleri görüyor, Tanrı'nın kulakları sağır değil. Evet. Biz bir yalan söylediğimizde yüreğimizde, önemli olan yüreğimizdeki durum zaten. Tanrı bunu fark ediyor. Karşımızda çocuğumuza söyleyebiliriz. Baba, evet, bana bisikleti ne zaman alacaksın diye sorar çocuğumuz. Önümüzdeki ay alacağım oğlum, kızım dediğin zaman bunu hiç kastetmeyiz diyelim ki. Biliyoruz bunun yalan olduğunu ama çocuğumuza öyle söylüyoruz. Eşimize ne zaman yapacaksın diye sorduğu zaman yarın yaparım dediğinde ama yapmıyoruz. Bunlar bize göre basit ve biz geçiştiriyoruz bunları. Evet. Ve sonra
İşte bir şekilde bir tatsızlık oluyor. O tatsızlığın üstünden geçebiliyoruz kolayca. Çocuğumuzu da kolayca susturuyoruz. Eşimizi de kolayca susturuyoruz. Akrabaları, dostları da kolayca susturuyoruz. Ama Tanrı'yı susturamayız bu konuda. Evet, evet, evet. Tanrı'nın gözünde bu, kendisini öyle tarif ediyor ya, ben kutsalım siz de kutsal olun. O kimseye yalan söylemiyor. Amin. O kimseyi aldatmıyor. O kimseye gerçeğin ötesinde bir şey söylemiyor. O sadece %90 gerçek de söylemiyor. %80 ya da %99 da gerçeği söylemiyor. O %100 her zaman gerçeği söylüyor. Yani onun ağzından çıkan da %100 olarak gerçek var. %99 doğru, %1 şüpheli. Tanrı'da böyle bir şey yok. İstediği de o ki bizler de insanlar olarak, onu izleyen insanlar olarak, insanlarla olan ilişkimizde, bu insanlar kim olurlarsa olsunlar, bizimle ilişkileri ne boyutta olursa olsunlar, aynı derecede onlarla biz de %100 olalım. O yüzden de böyle söylüyor zaten. Diyor ki mesela, bizler hani insanlara yalan söylememek için, yalan söylemediğimizi kanıtlamak için yeminler ederiz. Evet. Vallahi, billahi. Bir sürü başka ekstra şeyler söyleriz ki ağzımızdan çıkanın insanlar doğru olduğuna inansınlar diye bunu yaparız. Ama İncil bize bunun için ne diyor? Ne gök üzerine, ne yer üzerine, ne de başka bir şey üzerine ant için diyor. Evet. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun ki yargıya uğramayasınız. İsa da başka bir yerde aynı şeyi söylüyor. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Bundan ötesi şeytandandır diyor. Evet. O zaman demek ki Tanrı'nın bakış açısından ağzımdan çıkan evetin %100 evet, hayırın %100 hayır olması anlamına geliyor. Evet. Şimdi bir de mesela dediğim gibi genelde insanlar kazanç uğruna bunu söylüyor. Alışverişlerde özellikle ne ilginçtir. Mesela insanlar mecburmuş gibi diyor ki vallahi bunu bu fiyata aldım diyor. Şimdi yalan söyleyecekle benim sattığım fiyat budur deyip kestirmen lazım kişi. Ama o zaman senin güvenilir olduğun anlaşılacak ve sen o zaman kazanacaksın. Ama her insana farklı bir şey veriyor, fiyat veriyor. Ondan mı yalan söyleme şeye giriyor. Şimdi kim olursa olsun asla bizim yalan söyleyebilecek bir seviyeye gelmememiz lazım. Bu kesinlikle en üst düzeyde bir insan olabilir veyahut çok mağdur olmuş, gerçekten fakir olmuş bir insanın mağduriyetini gidermek için bir şey olabilir. Hiçbir şey bizim yalan söylememiz için bir bahane değildir. Kesinlikle. Bir ara verelim, ondan sonra tekrar sevgili izleyiciler bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra tekrar buluşacağız. Bu kitap sizin hikayeniz. Sizin bana anlatmış olduğunuz hikayelerin kağıda yansımasıdır. Tekrar size hediye etmek istiyorum. Bana ulaşırsanız kesinlikle bunu size ulaştıracağım. Ve bu kitap hiçbir zaman kesinlikle olmayan olayları kaleme almadı. Ve kesinlikle acı olaylar, ama bu acı olayların nasıl bir çözüme kavuştuğunu da sizler bu kitabı okuyarak göreceksiniz. Evet sevgili izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalan üzerine gerçekten odaklanmıştık. İnanıyorum ki gerçekten bu sorun bizim yüreğimizden çıkacaktır ve zihnimiz özgür olacaktır. Şimdi yine yani genelde insanlar menfaat uğruna veyahut birilerinden korktuğu için yalan söylüyor. Ben kutsal kitap çok harika bir örnek gösteriyor. Düşün Ahab'la İzabel, biri kral, biri kraliçe. Evet. Ve Ahab çok hoşuna giden bir tarlaya göz dikiyor. Ondan sonra gidiyor, adamın ismi Navayot. Diyor ki sen bu tarlayı bana ver, istersen bedelini vereyim. İstersen sen daha güzel bir tarla beğen, ben onu sana vereyim. Adam diyor ki bu benim atalarımdan kalma. Razı olmuyor. Evet, ata yadigarıdır, ben satmak istemiyorum. Evet. Adam moralı bozuluyor, gidiyor. Ve karısı bu niye moralin bozuldu, sen bir kralsın. Ben aslında cumhurbaşkanı gibi bir adam, kralsın diyor. Diyor işte hal mesele böyle. Ya diyor sen bir kere bu ülkenin başbakanısın veya bu kralısın. Evet. Sen nasıl böyle bir şeye üzülürsün? Şimdi ben bunu sana aldım. Yarın bunu bil ki bu tarla senindir diyor. Evet. Bu kadar garanti konuşuyor İzabel. Evet. Ve ondan sonra diyor ki
Orada ileri gelen saygın iki kişi, çok ilginçtir. Saygın iki kişiye diyor ki, mektup gönderiyor. Diyor ki o adamı çağırın, bu adam Allah'a lanet etti deyin. Ondan sonra taştayın ölsün diyor ve tarlayı da bu şekilde alacağız diyor. Ve diyor ki sonra diyor iki kötü adam gelip Naot'un karşısında oturdu ve halkın önünde Naot Tanrı'ya ve krala sövdü diyerek yalan yere tanıklık etti. Bunun üzerine onun kentin dışına çıkardılar ve taşlayarak öldürdüler. Bakın yalan... Masum bir kişi. Evet, yalan masum bir kişinin ölümüne de sebep. Bazen gerçekten bir memur doğru yaşıyor ama onun arkadaşı gerçekten şahit olarak mesela belki işveren sahtekarlık yapmıştır. Doğru söylemesi gerekirken doğru söyleyen insanı suçlayarak adamın işinden edebiliyorlar. Yani onun için biz Allah'ın yargı kürsüsünün önünde bunun hepsinin hesabını vereceğiz. Yani biz ilk önde kazançlı olarak bir şeyi görebiliriz. Ama bu kazanç neye mal oluyor? Burada insanın ölümüne, belki bu adamın işinden olmasına, belki de bunalıma girip yine ölmesine veyahut bizim ölmemize ana sebep budur zaten. Biz yalan söylediğimizde biz aslında ruhsal olarak yavaş yavaş ölüyoruz. Şimdi ben insanlara baktığım zaman, çevremizdeki insanlara, ilişkilerinde çok basit şeylerden dolayı yalan söylediklerine şahitlik ediyorum. Evet. Mesela birileri geliyor onlara, diyor ki işte bire ihtiyacım var, bana 50 lira verir misin, 100 lira verir misin dediğinde, işte yemin billah ederek bende yok. Evet. Diyor. Ondan sonra birisi gelip bunu ne kadar güzel, bu eşyayı kaç paraya aldınız, ben almadım işte filan kişi bana hediye etti. Yani bu tarz insanların gözünde kendilerini daha fakir duruma düşürmek ya da daha üstün duruma düşürmek için benim arabam şöyle ya da kendisini öven şeyler anlatarak hayatlarında o yalanı, evet, insanların gözündeki yerlerini bazen küçültmek bazen yükseltmek için kullanıyorlar. Evet. İşte bu onları aslında Tanrı'nın gözünde bir anlamda Tanrı'ya yalan söylemiş gibi yapıyor. Ve bunu söylediğimiz zaman Tanrı'nın gözünde yalanın bedeli ölüm. Kesinlikle. Günahın bedeli ölüm her, evet, şekilde. Ve bugün tabii biz 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık bir ömrümüzde tabii bunun bedelini ölümle görmüyoruz. Ama ruhumuzu gittikçe daha fazla öldürüyoruz yalan sayesinde. Evet. Ruhumuz ölünce ne oluyor bu günahlarla, bu küçücük günahlarla? Evet dememiz gerekirken hayır diyoruz. Var dememiz gerekirken yok diyoruz. Bu küçücük günahlarla ruhumuz gün be gün daha fazla ölüyor. Ve ondan sonra bir gün o zaman yani sonuna geldiğimiz zaman tabii karanlık bir yer bekliyor bizi. Hananya ve Safira örneği var kutsal, evet, kitapta, evet, evet, bizim burada gördüğümüz. Orada da mesela kimse onlardan doğru söylemek, yalan söylemek gibi bir şey beklemiyor. Yok. O zamanki ilk çağdaki imanlılar birbirlerine çok daha fazla güçlü bir şekilde destek oluyorlardı. Mal varlıklarını satıp birbirlerine destek olup ortak bir hayat, komün bir hayat yaşıyorlardı. Ve orada adam, Hananya adında bir adam, karısı Safira'nın onayıyla bir mülk sattı diyor. Evet. Paranın bir kısmını kendisine saklayarak gerisini getirip elçilerin buyruğuna verdi. Evet. Karısı da olup bitenlerden, karısının da haberi vardı. Petrus ona, Hananya nasıl olduğunda şeytana uydun. Bakın yalan şeytana uymak. Tabii ki. Yalanı söylediğimiz zaman gerekçesi ne olursa olsun şeytana uymuş oluyoruz. Kutsal ruha yalan söyleyip tarlanın parasının bir kısmını kendine sakladın dedi. Evet. Tarla satılmadan önce sana ait değil miydi? Tabii ki. Özgür. Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Evet. Yüreğinde böyle bir düzen kurdun. Bunu yapınca, bu düzenlerimizi kurduğumuzda sen insanlara değil Tanrı'ya yalan söylemiş, amin, oldun diyor. Halbuki hiçbir sebebi yoktu. Yani şimdi sen tarlayı sattın. Atıyorum, evet, 10 liraya sattın. 5 lirasını ben bağışlıyorum. 5 lirası da ben kendim için kullanıyorum desen özgür iradenle bunu yapamaz mıydı? Evet. Yapabilirdi. Evet. Ama ne diyor? Ben tamamlı Rabbe adıyorum diyen bir övgüyle. Neden? İnsanların gözünde övgü kazanmak istedi. Çünkü ondan önce bakıyorsun mesela Barnaba kendi tarlasını satıyor ve tamamen Rabbe adıyor. Ve insanların gerçekten... Çıkar yani, evet, kendi çıkarı var. Kendi iyiliğini düşünüyor orada. Tabii yani orada... İnsanların bakıyor ki gerçekten herkes bağışlıyor ve bunlar da değerli sayılıyor. Sonra o değeri hileyle
kendisi almaya çalışıyor. Ve ondan sonra ayet diyor ki Hananya bu sözleri işitince yere yıkılıp can verdi diyor. Evet. Ondan sonra eşi de geldi. Eşi de aynı şekilde can verdi. Tabii aslında ki. Burada bu kısacık hikayede yalanın bir sonucunu görüyoruz. Bedelinin evet. ne olduğunu görüyoruz. Çok ilginçtir. Mesela Allah'ın kendisi burada mükemmel ve kutsal olandır. Ve burada sayılar çölde sayım aslında 23-19'da diyor ki Tanrı insan değil ki yalan evet. söylesin. Şimdi insan soyundan değil ki düşüncesini değiştirdi. O söyler de yapmaz mı? Söz verir de yerine getirmez evet. mi diyor. Şimdi insan için bunu söylemek gerçekten çok küçültücü bir şey. Tanrı yalan insan değil ki. Demek ki insan yalan söylüyor. Yani söylemese onurlu bir yaşamı seçecektir. Yani bize niye böyle bir atıfta bulunsun ki? İşte bu adam çok yalan söylüyor. İşte bunun gerçekten laneti vardır. Yalan şeytana aittir, gerçek de Tanrı'ya aittir. Dediğim gibi gerçekten belki gerçeklerin bedeli biraz çok ağır olabiliyor. Ama en güzel, en kutsal, en doğru çıkış yolu odur. Zarara uğrasak bile hayatımızda, daha az para kazansak bile, para kazanamasak bile, işimizden kovulma riskini taşısak bile, evet. arkadaşlarımızın bizi terk etme, reddetme riskleri olsa bile, yalan söylemezsek ve bunu yüreğimizde yalan Tanrı'ya aykırı bir şey, Tanrı'nın istemediği bir şey, dolayısıyla ben zor durumda kalmayı göze alıyorum, yine de yalan söylemiyorum, söylemeyeceğim diye yüreğimizde böyle kurarsak. Burada ne diyor? Yüreğinde, neden yüreğinde bir düzen kurdun diyor. Evet. Yani yüreğinde yalanın düzenini kurdu. Evet. Bu ona ölüm getirdi. Ama bizler yüreğimizde doğruluğun düzenini kurarsak, ben ne olursa olsun gerçeği söyleyeceğim. Yüreğimde senin sevdiğin bir ayet var. Daniel 1.9 diyorsun. Evet. Yüreğinde Tanrı'ya aykırı olan hiçbir şeyi yapmama konusunda kararlıydı. Amin. Bu anlamda söylüyor. Yüreğimde ben de doğruluğun düzenini kurarsam gerçekleri konuşmak. Nerede? Evimde karıma doğruyu konuşacağım. Amin. Ne olursa olsun, hangi konuda olursa olsun ona sadece ve sadece gerçekleri konuşacağım. Çocuklarım ne kadar küçük olurlarsa olsunlar, hangi konuda olurlarsa olsunlar onlara gerçeği konuşacağım. Patronuma, işçilerime, dostlarıma, devletime, kime olursa olsun sadece yalanı, sadece gerçeği söyleyeceğim diye yüreğimde kurarsam o zaman Tanrı mutlaka ve mutlaka beni bereketleyecektir. Amin. Bir iş yerimiz var şimdi bizim, derneğimiz var. Kirası bayağı yüksek tuttuğumuz zaman. Ve insanlar bize dediler ki ya kirasını düşük gösterirsiniz. İşte oradan bilmem o vergiden bu vergiden kırarsınız diye bize öğütler verdiler. Evet. Biz dedik ki ya nasıl olabilir, biz bir kilise derneği kurmaya çalışıyoruz. Evet. Biz Tanrı'ya hizmet edecek bir yer kurmaya çalışıyoruz ama yalanın üzerine kuracağız. Böyle bir şey olur mu? Ama bu şu mesajı verdi ki insanlara gittiğimizde doğal bize öyle dedi. Normal canım normal. Herkes yapıyor tabii, bunu herkes dediler. Yapıyor. Herkes yapıyor dediler. Yani düşük gösteriyorsun, devlete yalan söylüyorsun evet, o zaman. Evet, evet. Böylece senin cebinden daha az ama devleti kandırırsan, devlete yalan söylersen devlete yalan söylemiş olmuyorsun ki. Devleti kandırmış evet, olmuyorsun evet, evet. ki. Tanrı'ya yalan söylüyorsun. Onu kandırman mümkün değil ve dolayısıyla da en büyük yalanı kendine söylüyorsun ki sen bundan bir zarar görmeden çıkacaksın evet. diye. Ama Allah'ın kendisinin bizden istediği şey şudur diyor. Yalan çıkmasın ağzından diyor. Evet. Çünkü onun ağzından yalan çıkmıyor. Ve çok ilginçtir. Neyle kıyaslıyor? Yalan çıkmasın ağzından uzak tut dudaklarını sapık sözlerden diyor. Sapık söz. Yani yalan, şimdi bir insana sapıksın de adam seni parçalar. Çıldırır. Evet. Çıldırır. Ama gerçekten yalan sapık sözdür. Allah'ın gözünde bu sapık sözdür. Çünkü kendisine ait değildir. Allah'ın gözündeki harika kutsal sözler kendisine aittir ve kutsal sözlerdir. Ama şeytana ait sözler sapık sözlerdir. Bunun kıstası budur. O zaman tövbe etmek. Bunun yolu bu. Evet. Şimdiye kadar belki umursamadan pek çok yalan söyledik. Vicdanımız hiç rahatsız olmadı veya oldu ama ne yapacağımızı bilmedik. Bunun yolu tövbe etmek. Kesinlikle. Tanrı'nın önüne gideceğiz. Tanrım, ben dikkat etmedim, ağzımdan yalan sözler çıktı.
bunları söyledim. Bunun için senden özür diliyorum ve bundan sonra da doğru bir insan olarak yaşamayı istiyorum. Bana yardım et derlerse ben iman ediyorum İsa Mesih bu konuda onlara kesinlikle ve kesinlikle yardımcı olacaktır. Eğer kendilerinde yalan hastalığının olduğuna inanıyorlarsa bizim kiliselerimiz bunun için açık. Bizim kiliselerimiz onlara seve seve yardımcı olacaktır. Ekrandaki bilgilerimizden nasıl bunu yapabileceklerini, nasıl yardım alacaklarını, nereye gidebileceklerini konuşabilirler. Bize başvursunlar. Biz onlara seve seve yardımcı oluruz ve onlarla birlikte dua ederiz. Evet. Bir de gerçekten bu yalanı yenebilmeleri için tövbe gerçekten %100 şarttır. Ama bir de yalan söylediği kişilerden gidip özür dilemesi de evet, kesinlikle kişiyi özgür kılacaktır. Eşine, çocuklarına düşünün, çocuk eğer babası veyahut annesi kendisinden özür dilerse o çocuk için bu emsaldır. Annesi babası bunu söylediği için acı çekmiştir ve buna af dilemiştir, bunu telafi etmiştir. O zaman kardeşler arasında da gerçekten bu görülecektir. Harika bir şekilde aile mükemmel bir sevgi yumağına dönecektir. O yönden korkmamak lazım. Şeytan bizi kesinlikle kandırabilir diyebilir. Bak, senin konumun buradadır. Yalan, ya şimdi yalanı itiraf edersen bak nelere geleceksin. Evet. Ama Allah'ın kutsallığını alabilmek için kesinlikle yalandan uzak olmak evet, lazım. Bunu gerçekleştirmek lazım. Evet, sevgili izleyiciler, umarım faydalı olmuştur. Ama gerçekten bizim hayatımızda Allah'ın kendisinin gerçeği olması lazım. En büyük kutsallık, erdemlik, esenlikle budur. Bunu yüreğinize koyun ve evet, bunu yaşayın. Pişman olmazsınız. Evet. Hoşçakalın. Merhaba dostlarım, ben Ali Kalkandelen. Arkadaşım Pastör Ahmet Güvener'le birlikte Hayalde Kalan Yaşam programıyla sizlerle birlikteyiz. Programımızda bazı zor konulara değindiğimizi biliyorum. Bu zor konular sırasında yüreğinizde bazı hislerin açığa çıktığını görebilirsiniz. Belki birisiyle konuşmak isteyebilir veya birisinin size dua etmesini isteyebilirsiniz. Bizimle haberleşin, bize yazın, bize telefon edin. Sizinle birlikte olacağız, sizinle dua edeceğiz ve sizinle konuşacağız. Hoşça kalın.